Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye Demir Yolları Akademisi YouTube kanalında Sohbet Ekspres programında yöneticilerimizi ağırlıyoruz. Bugünkü konu başlığımız kara trenden YHT'ye, demir yollarında değişim ve dönüşüm. Ulaştırma sektöründe demir yollarının önemi, emniyet, konfor ve müşteri memnuniyeti kavramları çerçevesinde kurumlardaki değişim ve dönüşüm, demir yollarını gelecekte neler bekliyor gibi konuları konuşacağız. Konuğumuz ise Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilal Ekşi. Bilal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız, teşekkür ediyorum. Sahibimiz de TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İhsan Uygun. Ali İhsan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bilal Bey, hoş geldiniz. Genel Müdürüm, davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için büyük bir mutluluk. Biz de yoğun programlarınızda bize vakit ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sözü Ali İhsan Bey'e bırakıyorum. Ardından Bilal Bey'in konuşmasına geçeceğiz. Kıymetli izleyiciler, Sayın Genel Müdürüm, Türkiye Demir Yolu Akademisi çatısı altında akademisyenleri ve çeşitli sektörlerden profesyonelleri bir araya getirdiğimiz bu canlı yayında bugünkü konuğumuz Sayın Bilal Ekşi. Bilal Ekşi'nin bir özelliği de eski demir yolcu olması. İlk iş hayatına demir yollarında başladı. Sonra şehir içi raylı sistemlerde İstanbul'da kendisiyle beraber çalışma fırsatı buldum. Beraber yöneticilik yaptık. Oradan kendisini çok iyi biliyorum. Çok iyi bir yönetici, çok iyi bir teknik adam. Demir yollarını iyi bilen birisi, aynı zamanda bu zamana kadar Türk Hava Yolları'nda geçirdiği yöneticilik sürecinde de iyi bir havacı olduğunu da çok iyi biliyorum. İnşallah bu sohbette kendisinden istifade edeceğiz. Demir yolları olarak zevkle kendisini dinleyeceğiz. Tabii demir yolları yaklaşık 164 yıllık bir geçmişe sahip. Ve aynı zamanda 2003 yılından bu yana da çok büyük yatırım aldı. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olarak da bu yatırımlar hayata geçtikçe kendi yönetişim tarzımızı, işletme faaliyetlerimizi de nasıl iyileştirebiliriz bunun peşinde geziyoruz. Demiryolu emniyeti konusunda da çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Bu konuyla alakalı hem teknoloji adına hem de eğitim ve denetim adına İnşallah güzel çalışmalarımız olacak. Sayın Bilal Ekşi'den bu konularla alakalı da inşallah güzel fikirler, güzel tavsiyeler alacağız. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için Bilal Bey. Zevkle dinleyeceğiz. Teşekkürler. Sözü Bilal Bey'e bırakalım. Evet, öncelikle tabii TCDD ailesine teşekkür ediyorum. Benim için aslında bugün güzel bir gün. Sayın Genel Müdürümüzün de belirttiği gibi ben profesyonel hayatıma, daha doğrusu mühendislik hayatıma TCDD'de başladım. Aslında demir yolu genel olarak söylediğimizde bir 14 yıllık bir demir yolu geçmişimiz var. Ben bu konuşmayı biraz böyle bir sohbet ortamı olarak değerlendirmek istiyorum. O sohbet ortamında da esasında konunun başlığı olan kara trenden YHT-S'e diye ben söylüyorum. Yüksek hızlı tren S'yi daha sonra açıklarım. Buraya geçişle alakalı bir demiryolu sevdalısı olarak görüşlerimi, düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Tabii bir akademik konuşma olmayacak bu. Dolayısıyla çoğunluğu benim hissiyatımı dile getireceğim konular olacak. Bir kısmında da Türk Hava Yolları'ndan, havacılıktan elde ettiğimiz bilgilerin belki demir yollarına aktarılması konusunda bazı tespitlerim olacak. Öncelikle tabii müsaade ederseniz kısaca bu 14 yıllık
süreçte neler yaşadık, bugüne dolayısıyla yüksek hızlı trene buradan neler çıkabilir, bunlarla alakalı müsaadenizle birkaç hususa değineyim. Benim geçmişimde tabii şöyle ilginç bir anekdot var. Yıldız Teknik Üniversitesi elektronik bölümünde okurken öğrenci tahtasına iki ilan asılmıştı. Bir tanesi Türk Hava Yolları'ndan gelmişti. Bir tanesi de Devlet Demiryolları'ndan gelmişti. Gelen ilan işte burs karşılığında, mecbur hizmet karşılığında burs verilecekti. Aslında ailemin durumu iyi olmasına rağmen okul sonrası iş hayatı garanti olsun diye almaya karar verdim. Tabii bütün arkadaşlar belki haklı olarak hava yollarının ilanlarına bakıyorlardı. Devlet Demiryolları'nın ilanları biraz garip kalmıştı. Ben de işi garantiye almak için Devlet Demiryolları'nın ilanına başvurdum ve burs aldım. Dolayısıyla demiryolu sürecimiz bu bursla başladı. Ve 2,5 yıl burs almıştım. Onun karşılığında da 5 yıl mecbur hizmet vardı. O sebeple demiryollarıyla ilişkimiz başladı. Daha sonra okurken ilk stajımı biraz da bu imkandan dolayı Devlet Demiryolları'nda yaptım. Haydarpaşa 1. bölgede. Tabii o staj benim demiryollarının ilk görüşüm olmuştu. Staj raporunu yazdığımda yazıp vermiştim. Bölüm şefimiz staj raporumu almaya gittiğimde mühürleyecekti onu çünkü. Dedi ki ben bu raporu mühürlemem dedi. Niye dedim? Dedi yani koskoca bir şirketle alakalı nasıl kanaatte bulunuyorsun dedi. Ben biraz iş organizasyon bölümünde o günkü gördüklerimi ne hikmetse staj raporunda biraz eleştirmiştim. Ve şefim bu bölümlerin rapordan çıkarılmasını istemişti. Ben de mecburen tabii çıkartmıştım. Tespitlerim aslında o günkü tespitlerimle çoğu orada çalışırken yaşadığım tespitler arasında aslında çok bir fark yoktu. Bu tabii Devlet Demiryolları'na has bir konu da değildi. Kamu kurumlarının genel bazı sıkıntıları vardı. Onları dile getirmiştim. Nihayetinde mezun olduktan sonra 1. Bölge Tesisler Müdürlüğü'nde işe başladım. Yine zaman zaman bunu iş hayatımda anlatırım. İşte her memurda olduğu gibi bir masa bir telefon vermişlerdi. Sabahleyin işe gidiyorduk. Masamızda oturuyorduk. İlginç bir şekilde ben Tesisler Müdürlüğü'nün talep edilen ilk mühendisi olmama rağmen aradan bir ay geçmişti. Ama bana bir iş verilmemişti. Benim de çok garibime gidiyordu. Çünkü aslında Tesisler Müdürlüğü'nde Nippon Sinyal yenileştirmeleri yapılıyordu. Elektronik mühendisleri de yoktu. Dolayısıyla yani bana ihtiyaçları olduğunu düşünüyordum. Ve biraz da o şeyle müdür yardımcımı ziyaret etti. Ben bir aydır buradayım. Bana bir iş verilmedi. Yani ne yapmam gerekiyor deyince ya ha dedi sen burada mıydın dedi. Madem iş istiyorsun dedi. Elektronik atölyesine git dedi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bizim kurumlarımızın maalesef bir insan kaynakları politikası sıkıntısı maalesef var. Dün de vardı, bugün de var. Bunun muhakkak surette bir kere düzelmesi gerekiyor. Atölyeye gittiğimizde tabii atölye elektronik mühendisler için daha cazip bir yerdi. Ama orada da eski köye yeni adet getirme konusunda zaman zaman bazı sıkıntılar olmadı değil. Dolayısıyla şunu görmüştüm ben. Acaba kamu kurumlarında değişim bu kadar zor mu? Niye acaba değişim istenmiyor?
Bu bir ızdırap olarak işin içerisinde, içimde kalan bir sız olarak duruyordu. Birinci olarak tabii hakikaten Türkiye için, kurumlarımız için bizim kendimizi değiştirmemiz gerekiyor, iyileştirmemiz gerekiyor. Mevcut işlerimizi aynı şekilde yaparak başka sonuçları elde edemeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. O yüzden bazen çalışan arkadaşlarımızın değişim konusunda ayak diremeleri aslında ne kendileri için, ne ülkemiz için, ne geleceğimiz için, ne çocuklarımız için bir fayda oluşturmuyor maalesef. Daha sonra 94 yılında metro tramvay şirketine geçtik. 94 ile 2003 arasında ben orada işte elektronik atölye şefi, atölye müdür yardımcısı ve atölye müdürlüğü yaptım. Nispeten daha iyiydi. Çünkü şöyle bir konu vardı. Buradan yüksek hızlı trene o yüzden geçiş yapacağım. Yeni teknolojiler vardı. Sistemler yeniydi. Sistemlerin yeni olması otomatik olarak çalışanların da olaylara daha yeni düşüncelerle bakmasını zorunlu hale tutuyordu. Yabancılarla sürekli bir çalışma vardı. Yeni projeler vardı. Dolayısıyla yeni projeler, yeni yatırımlar, yeni teknolojiler o şirketi de çalışanlarında canlı tutuyordu. O yüzden ben yüksek hızlı tren projelerinin demir yolları için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknolojiler, eğer biz o teknolojileri seversek ve onların hakkını verirsek, tabiri caizse yürüyüşümüzü bile değiştirirler. O yüzden yüksek hızlı treni demir yollarının dönüşümü için bir kaldıraç olarak pekala kullanılabilir. Çünkü yüksek hızlı tren sadece üç harften oluşmuyor. Aslında bir kültür, bir mantalite getiriyor. Nitekim ben metro ulaşım AŞ metroda çalışırken JICA kursu sebebiyle Japonya'ya gitmiştim. 3 aylık bir eğitim için. Orada Shinkansen trenleri ve sistemini ve Japon demiryolu sistemini inceleme imkanı bulmuştuk. O zaman şunu görmüştüm. Esasında bu yüksek hız aslında tüm çalışma sistemlerini de değiştiren bir kaldıraç görevi görüyordu. Oradaki kalite sistemlerini, oradaki iş disiplinini, oradaki emniyete verilen önemi ve kişilerin işlerini yapmasını görmüştüm. Ve aslında imrenmiştim bir nevi. Zaman zaman bakım yapılan tesisleri ziyaret ettiğimizde, kendi tesislerimizle mukayese ettiğimizde, bir ameliyathaneye girer gibi bakım tesislerine girdiğimizi, çalışanların son derece disiplinli olduğunu ve nitekim tamlarda ortaya çıkan ürünlerin de son derece emniyetli ve dakik olduğunu görmüştük. Nitekim hepimiz biliyoruz, Japonya demiryolu sistemi için derler ki saatinizi trenlerin gelişine göre ayarlayabilirsiniz. Son derece dakiktir. Emniyet noktasında da Shinkansen trenleri hiç kaza yapmamıştır. Dolayısıyla bunların oluşabilmesi için arkasında bir kalite kültürü, bir emniyet kültürü, bir iş dışı ahlakı vardı. Peki biz bunu yapabilir miyiz? Bence Türk insanı bunları yapmaya muktedir. Eğer isterse, biz Türk insanı olarak çok rahat uyum sağlayan bir milletiz. Ama önce inanmamız gerekiyor. Eğer inanırsak, yani bu millet Çanakkale'de inanarak Çanakkale'yi geçilmez hale getirdi. Kurtuluş Savaşı'nı yedi, bu kadar imkansızlığa karşı başardı. Bence her alanda bu başarıyı yakalaması mümkün. Bir yüksek hızlı trenle, yani Shinkansen özelliğinde bir şeyi söyleyeyim.
Yüksek hızlı tren demir yollarına şunu getiriyor. Geleneksel ustalıktan mühendisliğe geçiş kültürünü getiriyor. Yani ya bu iş böyle yapılır, biz böyle gördük. Olmaz. Şurayı biraz daha sık, şurayı biraz daha tıraşla. Ya bu kadar yeter anlayışından acaba kitapta ne diyor? Üretici bunun nasıl yapılmasını istiyor veya bizim prosedürlerimiz nedir? Bunlara bakarak artık iş yapma kültürünü beraberinde getiriyor. Toleransların azaldığı bir dünyada hata yapma payınız azalıyor. Artık milimetreyle ölçmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin zihin dünyanızı ve hayata bakış açınızı değiştirebiliyor. Kalite sistemleri sizin için bir zorunluluk haline geliyor. Çünkü artık bu kadar hassas toleranslarla uğraştığınız bir yerde hissiyatınızda değil, ölçerek, biçerek iş yapma zorunluluğu getiriyor. Ve çalışan arkadaşlar da kendilerini otomatik olarak bu dünyaya adapte ediyorlar. Daha sonra Türk Hava Yolları'na geçtiğimde şunu gördüm. Shinkansen'deki bakım usulleri ve kalite kültürlerinin havacılıkta da olduğunu gördüm. Dolayısıyla hızın arttığı yerde ister istemez iş yapış kültürleri, iş yapış biçimleri, dünyaya bakış biçimleri ve yönetişim biçimleri de birbirine benzemek zorunda kalıyor. Peki bu çerçeveden bakınca acaba kara trenden YHT, ben S diyeyim ona, S'e geçişle alakalı neler olabilir, neler yapılabilir? Şimdi esasında kara tren bizim tabii bir duygusal yönümüz. Ama bununla alakalı yazılmış olan, daha doğrusu bir Türkiye'ye bakarsanız aslında müşterinin kara treni nasıl değerlendirdiğini anlamak mümkün. Ne diyordu o türküde? Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dağlar da salınır da halimi bilmez. Şimdi buradaki kelimelere dikkat ederseniz, yani bu Anadolu insanının irfanı denir buna. Bir defa kara trenin gecikeceği aşikar. Yani onda bir şüphe yok. Demek ki bu gecikir. Ama daha da ilginci, belki hiç gelmez. Dağlarda salınır, halimi bilmez. Yani müşterinin halini bilmez, derdinden anlamayan bir yapıdan bahsediyor. Anadolu irfanı kara treni biraz böyle türküleştirmiş. Dolayısıyla bizim eğer bunu bir nostaljiye bırakacaksak, bu kelimeler üzerine muhakkak surette dönüşüm yaşamak zorundayız. Yani ne zaman ki yaptığımız sistemler geleceği muhakkak olan, tam zamanında gelen, işini sallana sallana değil de layıkı ile yapan ve müşterisinin halinden, ihtiyaçlarından ve hissiyatından anlayan ve esas tercih edilen bir raylı sistem yapabilirsek, o zaman inanıyorum ki Anadolu irfanı bu türkünün yerine başka bir türkü yazacaktır. İşte mesele bu. Bunlara bizim daha fazla önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsek ben YHT S'in oluşturulabileceğine inanıyorum. O S'e de ben süper diyorum. Yani yüksek hızlı tren tire S süper. İnşallah bu TEHA'ya Devlet Demir Yolları çalışanları süper algısına sahip bir yüksek hızlı tren network'ü oluşturabilirler. Buna aslında tecrübeleri var, deneyimleri var ve ben inanıyorum ki inanırlarsa bunu mümkün hale getirebilirler. Evet, bir defa bunun olabilmesi için onu açıkça söyleyeyim. Bir defa buna inanmak lazım. Yani evet, biz bir kıyas olarak yapıyorsak Türkiye'de işte Shinkansen türü veya başka bir kıyas yapıyorsak
daha iyi modelleri biz Türkiye'de kendimiz oluşturabiliriz. Türk insanının ve özelde de TCDD ailesinin bunu yapmaya ben gücü olduğuna inanıyorum. Çünkü şunu bilmemiz gerekiyor. Evet, bunu yapabilmemiz için değişime iman etmemiz gerekiyor. Değişime direnmek değil, değişime ve değişimin gerekliliğine iman edilmesi gerekiyor. Çünkü şu bir vaka, teknolojinin değiştiği yerde siz değişmezseniz o değişen teknolojiyi istenilen şekilde hayata geçirmeniz mümkün olmuyor. Şayet YHT'de çalışan insanların yürüyüşlerinde bir değişiklik yoksa demek ki biz o teknolojiyi tam özümseyebilmiş değiliz demektir. Evet, bunun için değişim gerekiyor. Her alanda değişim gerekiyor. Yani bakımından anlayışına, müşteriye davranış biçimine kadar tüm bunların değişmesi gerekiyor. Bu mümkün mü? Bence mümkün. Yani YHT ile TCDD'nin bir değişim kaldıracı yaşayabileceğine, gerçekleştirebileceğine ben şahsen inanıyorum. Bunun için önce emniyet olması gerekiyor. Çünkü hızlı tren dediğimizde insanların birinci beklentisi emniyet, emniyet, emniyet. Havacılıkta da böyle, yüksek hızlı trende de böyle. Yani şu anda aslında yüksek hızlı tren Türkiye'de işte 250-350 kilometreler civarında. Ama biliyorsunuz dünyada 515 kilometre saat hızlara kadar çıkabilen, hatta daha fazla sürat yapabilen hızlı trenler gelişiyor. Uçakta 700 kilometre, 800 veya 900 kilometre hızla hareket ediyor. Dolayısıyla hızın arttığı bir yerde teknolojiler birbirine benzemeye başlıyor ve emniyet isterleri de birbirine benzemeye başlıyor. Ben bugün bu konuşmayı yapacağım zaman bir WhatsApp grubunda arkadaşlara dedim ki acaba ne önerirsiniz? Yani sizin adınıza neyi söyleyeyim diye söylediğimde bana ifade ettiklerini aynen okuyacağım. Dedi ki kazasız belasız varacağımız yere varsın kafi diyor buradaki arkadaşlar. Şimdi elbette tabii gerçek, yani bazen algılar gerçeklerin önüne geçer. Ama buradan bir mesaj çıkıyor. Aslında sizleri kullanmak, yüksek hızlı treni kullanmak isteyen insanlar devlet demir yollarının emniyet algısının çok daha yükselmesini istiyorlar. Bunu bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu algıyı bir kere düzeltmek gerekiyor. Yani yüksek hızlı tren uçaktan da güvenlidir algısını demir yolları ailesinin oluşturması gerekiyor. Ben bu algıya katılmıyorum. Böyle olmadığını da biliyorum. Ama bu algının müşterilerinizde var olduğunu da biraz üzülerek de söylemek istiyorum. Peki bu havacılıkta emniyet nasıl sağlanıyor? Bir defa THY özelinden verirsek, aslında tüm hava yolları şirketleri öyle. Ulusal ve uluslararası anlamda çok sıkı denetime sahip şirketler. Yani örneğin biz bugün bu hafta bile IATA tarafından 5 günlük IOSA denetimine tabi tutuluyoruz. Sivil havacılığımız bizi denetliyor. IATA tarafından denetleniyoruz. Avrupa Sivil Havacılığı tarafından denetleniyoruz. EFE tarafından denetleniyoruz. Dolayısıyla hem ulusal hem uluslararası zorunlu denetimlere tabiiz. O yüzden Devlet Demiryolları da kendisine ulusal veya uluslararası denetim zorunluluğu yoksa dahi bunu kendisine bir zorunluluk olarak görüp bu denetimleri almasında büyük fayda var. O yüzden bir defa böyle bir denetim kültürünün oluşması gerekiyor. Çünkü siz denetleneceğiniz zaman otomatik olarak kendinizi tekrar tekrar sorgulamaya tabi tutuyorsunuz. Bir başka nokta, ben hava yollarına geldiğimde, daha önce de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yapıyordum, hep şunu söylüyordum. Arkadaşlar, genel müdürün bir tarafında finanstan sorumlu ilgili arkadaş otururken, diğer tarafında da kaliteden sorumlu
ilgili yönetici oturması gerekiyor. Yani bir şirket para kazanmazsa batar. Havacılık için özellikle söylüyorum. Bir o şirket emniyeti oluşturamasa yine batar. Dolayısıyla bir tarafınızda para kazanmanız gerekiyor. Bir tarafınızda da emniyeti sağlayıcı kalite tedbirlerini almanız gerekiyor. O yüzden kalite Türk Hava Yolları'nda ve havacılıkta kalite güvenceden sorumlu yöneticiler vardır. Bunlar doğrudan genel müdüre rapor ederler ve tüm şirketi emniyet açısından, emniyet prosedürleri, dokümanlar ve isterler açısından denetime tabi tutarlar. Bunu sivil havacılık zorunlu tutar zaten ve o kişi genel müdüre de rapor ettiği gibi doğrudan sivil havacılığa da rapor eder. Dolayısıyla emniyeti sağlamak için genel müdürün sağ kollarından bir tanesi muhakkak surette kaliteye bakan ilgili yönetici arkadaş olacak ve bu kalite yöneticisi arkadaş da tüm ekipleriyle şirketin tüm birimlerini özellikle emniyetle gerektiren tüm birimlerini denetleme hakkına ve yetkisine sahip olması gerekiyor. Ve yine hava yollarından örnek verirsek biz de emniyeti sağlamak için bazı birimlerin sorumlu yöneticileri vardır. Örneğin demir yollarında da operasyondan sorumlu yönetici yetkilendirilebilir. Bakımdan sorumlu, yolcu hizmetlerinden, eğitimden gibi. Bunlar yine havacılık için söyleyeyim, sivil havacılıklar tarafından da yetkilendirilen yöneticilerdir. Bunlar hem hukuki sorumlulukları vardır, hem de yetkileri vardır. Esas görevleri de sorumlu oldukları alanda sivil havacılık kurallarına göre hizmet yapmak, görev yapmak ve ekiplerinin buna göre hizmet yaptığını garanti etmek zorundalar. Evet, bir başka nokta emniyeti sağlamak için bizim geleneğe göre, usta çırak ilişkisine göre iş yapma biçimine değil, dökümana göre iş yapma biçimine kavuşmamız gerekiyor. Yani kitaplarımızın olması lazım. Herkesin kitaba bakarak iş yapması lazım. Yoksa ustaya, yoksa kendi el alışkanlığına göre değil, her bir alanın yazılmış kitabı olması gerekiyor. Havacılıkta kitapsız herhangi bir iş yapılmaz. Biz kitaplı bir toplumuz. Dolayısıyla havacılık kitaplı bir operasyondur veya sektördür. Demir yüksek hızlı trenle de benzer şeyin muhakkak surette vardır veya olması gerekir. Bunun için de bazı kalite sistemlerine almakta fayda var. Muhakkak ISO 19001'i vardır. Ama her alanda kendimizi belli kapsamda sınırlamak ve hedeflemek için o alanın kalite sistemlerinde sertifikalarını almaya çalışmamız gerekiyor. Yani çevreyle alakalı bir kalite sertifikası almanız lazım. Bilgi güvenliğiyle alakalı bir kalite sertifikanızın olması gerekiyor ki size belli bir kapsam tanıyabilsin ve insanların ufukları, vizyonları o yöne doğru kanalize olabilsin. Emniyet açısından yapılması gereken şeylerden bir tanesi de biz öyle yapıyoruz. Biraz zorunluluktan da yapıyoruz. Çünkü bize regülasyonunu zorunlu tutuyor. Safety Performance Index dediğimiz her bir alanla alakalı emniyet endeksleri belirliyoruz. Yani diyoruz ki örneğin uçak sert inmesini ölçelim biz. İşte 1 milyon uçuşta kaç taneye kadar biz müsaade edebiliriz. Ondan sonrası alert olmamız lazım, heyecanlanmamız lazım. Niye bu var diye. Örneğin demir yollarında da acaba böyle safety performance endeksler olabilir mi olması gerekiyor. İşte örneğin diyelim ki kırmızı ışıkta geçme sayımız, overspeed dediğimiz aşırı hızlanma, telsiz konuşmasının kesilmesi veya işte sinyal sistemimizin çökmesi gibi ölçmeye başlamamız gerekiyor. Şunu bütün arkadaşlarıma söylemek isterim. Ölçemediğiniz şeyi geliştiremezsiniz. O yüzden lütfen ölçülecek şeyleri belirleyin ve ölçmeye başlayın. Onlarla yıllık hedefler koyun. O hedefleri üçer aylık periyotlarla takip edin.
aşmalar olması halinde niye aşıyoruz diye bakın. Eğer bulabiliyorsanız bu ölçtüğünüz sistemlerle alakalı dünyadaki ortalamalar nedir? Güzel ülkeleri kıyas olarak alabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz. Mesela biz diyoruz ki Avrupa'daki 4 tane büyük şirketi datalarını bize referans alalım. Dolayısıyla kendimizi onlarla kıyaslayalım. Örneğin emniyet açısından. İşte müşteri memnuniyeti açısından Orta Doğu'daki işte herkesin bildiği böyle 5 yıldızlı hava yolu denilen şirketleri referans alalım. Maliyetler içinde low cost'ları referans alalım. Onlarla kendimizi bir kıyaslayalım. Kıyaslama yöntemi aslında yönetimde önemli tool'lardan bir tanesi. Dolayısıyla bu alanlarda muhakkak emniyet endeksleri belirlemek gerekiyor. Bunları ölçmek gerekiyor ve yıllık hedefleri de üçer aylık aralıklarla takip etmekte fayda var. Emniyet birimi yapılanması son derece önemli. Bizde mesela genel müdüre doğrudan bağlı emniyet güvence başkanlığımız var. Bu tüm şirketteki emniyet kültürünün geliştirilmesi, emniyet risklerinin analiz edilmesi gibi konulara bakar. Kazaları veya kazaya ramak kalan olayları inceler. Bunların oluşmaması için tavsiyelerde bulunur. Dolayısıyla emniyet güvenliğine bakan bir yöneticinin de sürekli ufkunun, görüşünün, vizyonun ona bakması lazım. Çünkü diğer birimler, mesela operasyondaki birim operasyonu yapmaya çalışır. Elbette kurallar içinde yapacaktır. Ama zaman zaman operasyon baskısı onu kuralların kenarına kadar getirebilir. Ama emniyette bakan yönetici biraz daha geriden, biraz daha da proaktif çalışarak kazaların oluşmasını engellemeye gayret eder. Havacılıkta bunun için bu yöneticiler regülasyon gereği oluşturulmuştur ve bunların çalışması için dokümanlar oluşturulmuştur. Dolayısıyla demir yollarında da bu sistemin kıyas olarak ele alınmasında bence fayda var. Bir de söylediğim gibi biz öyle yapıyoruz. Bunu da büyük fayda sağlıyoruz. Kendimize yani kamuoyuna deklar etmek zorunda değiliz ama belli havayolu grupları seçiyoruz. Diyoruz ki ya biz aynı müşteri tabanına hitap ediyoruz. İşte operasyonda şu firmalarla kıyas yapalım. Müşteri memnuniyetinde şu firmaları, maliyetlerimizi düşürmek için de şu firmaları referans alalım. Dolayısıyla orada bu işler nasıl yapılıyor, neleri dikkate yapıyorlar onlara da bakalım. Kendimizin yolunu elbette biçimlendirmemiz gerekiyor. Ama güneşin altında söylenmemiş bir kelime yoktur derler. İlim Çin'de bile olsa arayıp bulunuz denir. Dolayısıyla dünya nasıl yapıyor diye bakmakta, kıyaslamacı bir mantıkla bakmakta fayda var. Çünkü aksi takdirde Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunda kalabiliriz. Evet, emniyet bu işin olmazsa olmazı. Yani biz müşterilerimize şunu söyletmememiz lazım. Ya ben ona kelime-i şehadeti söyleyerek biniyorum gibi böyle bir algıyla taşımacının olabilmesi mümkün değil. Yani bu algının tecedi için geçerli olduğuna hiçbir zaman inanmadım, inanmıyorum da. Ama sosyal medyanın da çok fazla algı ürettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu algının muhakkak surette ortadan kaldırılması gerekiyor. İkinci konu müşteri odaklı olmak. Biz yolcu taşıyoruz. Burada temel konu şu. Yani İstanbul-Ankara arasında şu anda yüksek hızlı tren işte 4 saat civarında varıyor, yeterli değil ama. Ama diyelim ki yarın inşallah 300 kilometre ortalama hızla geliyor. İnsanlar niye hava yolunu tercih etsinler? Dünyada şöyle bir analiz var. 500 kilometrenin altında olan uzaklıklarda insanlar uçağı değil yüksek hızlı trenleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla siz devlet demiryolları
Türk Hava Yolları'ndan ve havacılık sektöründen müşteri alması gerekiyor. Kendisini buna göre hedeflemesi gerekiyor. Onun için müşteri memnuniyetini esas alınması gerekiyor. Yani sadece ucuz taşıyarak bir müşteriyi çekemezsiniz. Ben eğer yüksek hızlı trene bindiğinde kendimi değerli hissetmiyorsam, ona bir kere daha binmeyebilirim eğer param varsa. Yani bu şuna benziyor. Karnınız acıktı. Öğle yemeği yiyeceksiniz. Yarım ekmek döner de yiyebilirsiniz 15 lira. Ama gidip Abdullah lokantasında 60 liraya, 100 liraya da yemek yiyebilirsiniz. Yine döner yersiniz. Ama birisinde keyif alarak çıkarsınız. Birisinde de sadece karnınız doyar. Dolayısıyla müşterinin sadece fiziki olarak bir yerden bir yer ulaştırma değil, onu aynı zamanda değerli hissettirmek ve sizi tercih edilen bir ulaşım metodu haline getirmeniz gerekiyor. O yüzden yüksek hızlı tren kültüründe siz vatandaşa hizmet etmiyorsunuz. Vatandaş sizden hizmet almak zorunda değil, müşteriye hizmet ediyorsunuz. Müşterimiz de veli nimetimizdir, paramızı verendir. Her ne kadar devlet maaşımızı veriyor gibi gözükse de o trene binen insanların verdiği ücretlerle biz maaşımızı alıyoruz. O yüzden müşteriye biz hizmet etmemiz gerekiyor. Yüksek hızlı trendeki insanlar içeriye girdiğinizde sizleri gülen yüzler insanların karşılaması gerekiyor. Sükunetli bir ortam olması gerekiyor. İnternetinizin çok iyi çalışıyor olması gerekiyor. Ambiyans dediğimiz ortamın ona uygun olması gerekiyor. Ben birkaç defa yüksek hızlı treni kullandım. Tespitlerimi de ilgili genel müdür arkadaşa da iletmiştim. Dolayısıyla temizlik önemli faktörlerden bir tanesi. Çok fazla tren içerisinde hareketler oluyor, gidiş gelişler oluyor. Kabin memuru arkadaşlarımızın biraz daha güler yüzlü olmasında fayda var. Terminallerimizin standartizasyonun ortak olması gerekiyor. Yansının güzel olması gerekiyor. İşte lavabolarının vesairesinin temiz olması gerekiyor. Yani bizim kara trenden muhakkak surette yüksek hızlı trene bu anlamda da geçiş yapmamızı gerekiyor. Biz müşteri için birçok hava yolu da yapıyor. Biz de benzerini yapıyoruz. Müşterinin şirketteki bir sesi var. Bir başkanlığımız var. Müşteri Hizmetleri Başkanlığı. Müşteriyle alakalı bütün konuları o dert ediniyor. Yani gidiyor başka hava yollarında da biniyor. Terminallerde diyor, bir yolcu olarak, gizli müşteri olarak uçaklarımıza biniyor ve aylık olarak toplantılar yapıyoruz. Diyor ki mesela şu konularda eksiğimiz var. Başka hava yolları şöyle davranıyor, biz böyle davranıyoruz gibi bize ait görevler getiriyor. Onu tartışıyoruz, yapabileceklerimizi yapıyoruz. Elbette mükemmel değiliz, yani onu söylemek zorundayız. Ama biz her 3 ayda bir diğer rakip firmalarla kendilerimizi karşılaştırıyoruz. Havacılıkta biraz böyle ölçme sistemleri fazla. Üye olduğumuz dernekler diğer hava yollarını da ölçüyorlar, bizi de ölçüyorlar. Bakıyoruz onlar nerede, biz neredeyiz, düşüyor muyuz, çıkıyor muyuz? Temel konu şu, müşterimizi her alanda muhakkak surette ortalamanın üzerinde memnun etmek zorundayız ki çok aşırı rekabet var. Müşterimiz bizle beraber hayatını devam ettirsin. O yüzden müşterimiz veli nimetimizdir. Bu böyle biraz eski şey olarak bilinir ama öyle değildir. Devlet ciddiyetiyle somurtkanlığı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Elbette devlet işini ciddi yapar ama vatandaşa, müşteriye hizmet eden insanların ona güler yüzü davranması lazım. Kendi hayatımızdan örnek verelim. Yani bir lokantaya gittiğinizde eğer oradaki garson somurtkansa bir daha oraya gitmek istemezsiniz. Yani yemeği iyi olsa da ucuz olsa da gitmek istemezsiniz. Başka yere gitmek istersiniz. Burada küçük bir anekdot anlatayım. 2005 yılında ben yer işletmede, yani yolculardan tabiri caizse sorumlu genel müdür yardımcısıydım Türk Hava Yolları'nda. İşte
bir gecikmelerimiz fazlaydı, ölçmeye başladık, onları iyileştirdik vesaire. Ama şey şikayetlerini bir türlü üzerimizden atamamıştık. Yani bize hep şu deniliyordu, ya siz bir devlet şirketi gibi bize davranıyorsunuz, çok somurtkansınız, yüzünüz gülmüyor. Yani sanki o zamanki bankalar için söyleyeyim, şimdi değiştiler. İşte o zaman bir Pamuk Bank vardı, bir de Ziraat Bankası vardı. Sanki Ziraat Bankası'ndaki gişe memuru gibi davranıyorsunuz bize. Ama Pamuk Bank'a gidince bir güleçlik var, işte renkler çok güzel vesaire. Niye böylesiniz diye eleştiriler alıyorduk. Ben de arkadaşlarla bir gün yaptığım toplantıda dedim ki arkadaşlar, bak şunları ölçtük, iyileştirdik. Ama şu şikayetlerimiz devam ediyor. Acaba bu memurlarımızın tebessümlerini ölçebilir miyiz diye. Arkadaşlar da istasyon müdürümüz vardı Selahattin Bey. Böyle biraz da tebessüm ederek dedi ki ya müdürüm dedi ya bu kadar da olmaz dedi. Dedim belki haklısınız yani belki olaya çok fazla mühendisçe baktık. Yani gülmeyi tebessümü nasıl ölçeceğiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bir hafta sonra Singapur Changi Airport'tan bir magazin elime geçti. Orada diyor ki biz bütün hizmet veren kuruluşların müşteriye yönelik tebessümlerini ölçüp puanlıyoruz diyor. Oraya bir ziyarete gittik. Nasıl ölçüyorlar vesaire. Bunu şunun için söylüyorum. Arkadaşlar ölçülemeyecek şey yoktur. Yeter ki siz ölçmeye niyetiniz olsun. Şöyle ölçüyorlardı. Gizli müşteri bankoların karşısına geçiyordu. Şu anda kaç kişi tebessüm ediyor? İşte 10 tane var. 5 kişi de demek ki 5 puan. Dolayısıyla ölçme yeter ki bir şekilde ölçün. Tabii siz bunu ölçmeye başlayınca hizmet kuruluşları da personeli daha fazla memnun etmeye, onların müşteriye karşı davranışlarında daha sevecen davranmaya hem eğitimlerini artırıyorlar hem takiplerini artırıyorlar. Dolayısıyla Singapur'a gittiğinizde havalimanında dünyanın en iyi havalimanları arasında seçilir. Sebeplerinden bir tanesi de budur. Bunu niye söylüyorum? Yani bizim devlet ciddiyeti somurtkanlığa dönüşmemesi lazım. Yüksek hızlı trene binen insan ta terminale girişten trenin içerisinde aldığı hizmete kadar belli bir kalitede ve iyi ki bu yere geldim dediği hizmeti alması gerekiyor. Evet, bir sonraki şeyimiz rakibimizin olması gerekiyor. Yani keşke Türkiye'de yüksek hızlı tren işletmesinin karşısında bir özel şirketin işlettiği başka bir trende olsa o zaman kalitenin daha fazla arttığını göreceğiz. Tabii bu 2003'te Türk Hava Yolları'nın başına gelen bir olaydır. Hatta bunu eski Ulaştırma Bakanımız da anlatır. İç hatlar daha fazla liberalliğe açıldığında Türk Hava Yolları itiraz etmek istedi. Yani biz batarız ederiz vesaire diye. Ama o süreç bize şunu gösterdi. Rekabet kaliteyi getirdi. Rekabet süreçlerimizi iyileştirmeyi getirdi. Rekabet bizim dünyaya daha rahat açılmamızı gösterdi. Eğer hakiki rakibiniz yoksa dahi sanal rakipler oluşturmanız gerekiyor. Yani Devlet Demiryolları sanal rakip nasıl oluşturabilir? İstanbul-Ankara arasında Türk Hava Yolları'nı rakip olarak alabilir. Diğer alanlarda otobüsleri alabilir. Veya kendi bazı performans kriterleri koyarak dünyadaki yüksek hızlı trenleri sanal rakip olarak alabilir. Ama bence dua etsin. Türkiye açısından da iyi olur. Japonya'da bunun örnekleri var. Farklı rakiplerin aynı hatta çalıştığı zaman gerçek kaliteyi ve rekabeti o zaman görmek mümkün olacaktır. Evet, tabii bir de kamuda keşke sadece finansal bütçeleme hedefleri değil, aynı zamanda bu tür hedefleri de olmuş olsa, yani emniyet endeksi olmuş olsa, müşteri memnuniyeti endeksi olmuş olsa çok daha faydalı olur. Hatlarımızda çok büyük yatırımlar yapılıyor. İşte Sivas hattı açılacak, işte İstanbul, Konya, Ankara, Konya var zaten, İstanbul var. İnşallah ileride İzmir olacak. Dolayısıyla bu hatların açılmasıyla beraber çok hızlı bir şekilde bir network yapısı oluşturması lazım. Yani işte Ankara bir hap merkezi, topla dağıt,
belki Eskişehir bir topla dağıt merkeziyle, yani havacılıkta topla dağıt sisteminin kopyalanarak insanlara birçok noktadan birçok noktaya aktarma yaparak, kısa süreli aktarma yaparak gidebilme imkanının sağlanması lazım ki insanlar özellikle Türkiye'de hava yolunu değil yüksek hızlı treni tercih etsinler. Şimdi ben Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak niye bunu söylüyorum? Aslında Türkiye'de keşke yüksek hızlı tren çok daha etkili olsa ve yolcular yüksek hızlı treni tercih etmeye başlasalar. Çünkü hava yolları hiçbir zaman bu kadar kısa, yani yurt içerisinde bu fiyatlarla çok memnun değiller. Ama mecburen bu insanların alınıp İstanbul'a getirilmesi lazım ki buradan yurt dışına gidebilsinler. Yani şöyle bir dünya bizim çok daha hoşumuza gider. Yüksek hızlı tren insanların tercih ettiğini düşünelim. Biz trenlerle bir kodşehir anlaşması yapıyoruz. O İstanbul'a kadar getiriyor. Biz İstanbul'dan alıp yurt dışına götürüyoruz. Böyle yapan ülkeler var. Keşke biz de zamanla buna gelebilsek. İşte Ankara'dan işbirliği yapsak, Konya'dan işbirliği yapsak. Dolayısıyla bu şekilde yapılar pekala olabilir. Evet, yüksek hızlı treni onu söyledim. Bir insanlar ben trene bindim deyince bundan gurur duyabilmeleri gerekiyor. O yüzden imaj çalışması da yapılması gerekiyor. Ama tabii imajın olabilmesi için temel bazı kriterlerin halledilmesi lazım. Emniyet, kalite ve müşteri odaklılığı muhakkak surette halledilmesi gerekiyor ki yüksek hızlı tren imajının da oluşması gerekiyor. Yani işte iş adamlarının, sanatçıların uçak yerine iç hatlarda yüksek hızlı treni ne zaman tercih ederlerse bu imaj yerine gelmiş demektir. Kısaca söylediğim gibi yüksek hızlı tren bir iddiadır, toleransları azaltmadır, hataların hoş görülmemesidir, emniyet demektir, kitabi çalışma demektir. Bunun sadece tekniğin değişmesiyle değil, davranış kalıplarımızın da değişmesiyle ancak olacaktır. O yüzden yüksek hızlı tren kültürünü bir kaldıraç olarak kullanıp THY'ye Devlet Demiryolları'nın bence dönüşebileceğine inanıyorum. Bu gücün onda olduğuna da inanıyorum. Büyük bir birikimi var ve bu birikimin eğer şayet ya biz bunu başarırız hem de başkalarından daha iyi başarırız diye inanırsak bunu yapabilecek durumdayız. Bir son bir cümleyle konuşmamı bitireyim. Arkadaşlar 2000'li yıllardan önce Türk Hava Yolları için dünyada şöyle bir algı vardı. Yani THY'ye ya, they hate you, onlar sizden nefret ederler algısı vardı. THY'yi böyle tercüme ediyorlardı. Şimdi biz üst üste 4 yıldız alan, dünyada 10'unculuğa yükselen, dünyada en fazla ülkeye uçan ve dünyada tanınırlık açısından ikinciliğe çıkmış bir hava yoluyuz. Bunu yabancılar gelip yapmadı. Bunu sizler gibi, sizlerin memleketinden doğan insanlar, aynı okullardan mezun olan insanlar yaptılar. Dolayısıyla buradaki insanların Devlet Demiryolları'nda çalışan insanlardan zerre kadar bir farkı yok. Devlet Demiryolları'nda çalıştım, şimdi burada çalışıyorum. Dolayısıyla TCDD'de çalışan arkadaşlarımın kendilerini dünyada en iyi operatör haline getirememesi için bir sebep görmüyorum. Ama yeter ki değişime inansınlar. Biz değişeceğiz ve en iyisi olacağız inansınlar. Kendilerine hedef koysunlar ve algılarını kötüleştiren emniyet, kalite ve müşteri konusunda kendilerini geliştirsinler. O zaman bence TCD'de hem tarihine yakışır hem de ülkemize yakışır ve örnek alınacak bir kuruluş halinde gelecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Eğer sürçülisan ettiysek affola, beni de bir aileden görün. Yani staj defterini yazarken
Çok böyle politik yazmamıştım. Dolayısıyla bu konuşmayı yaparken de çok politik konuşmadım. Yani cümlelerimi saklamaya çalışmadım. Staj defterimde her ne kadar şefim burayı değiştir dediyse, artık teknoloji de değişti, online olduğumuz için herhalde genel müdürüm ya bu cümleleri buradan çıkart diyemeyecek de, çünkü zaten duyanlar duydu. YouTube'da da var herhalde. Ama bunu tüm sevecenliğimle ve tüm TCDD'ye olan sevgimle söyledim. Doğruların bu olduğuna inanıyorum. Belki bu söylediklerimden üzülen arkadaşlarım da olabilir. Onlar kusura bakmasınlar. Dost acı söyler. Ama ben şuna inanıyorum. TCDD'de hakikaten son yıllardaki yatırımlarla, devlet büyük muazzam yatırımlar yapıyor bu alanda. Bu güzelliği hak ediyor. Çalışan arkadaşlarımızın da orada, birçok dostlarımız da var. Değişime inanarak bunu gerçekleştireceklerine inanıyorum. Tekrar bana bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hilal Bey, biz de çok teşekkür ederiz. Tecrübelerinizden yola çıktınız. Hem ulusal hem uluslararası alanda örnekler vererek, emniyet kavramını öne çıkararak bize hem demir yolları hem de hava yolları ile ilgili bilgiler verdiniz ve tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz size katkılarınız için. Arkadaşlarımız bir küçük bir sürpriz hazırlamışlar. Sizin eski bir demir yolcu olarak TCDD kurum kimliğinize ulaşmışlar. Şimdi ekrana yansıtıyoruz. Evet. Yani o zaman gençmişiz hakikaten. Siyah beyaz da çekilse, evet, hayat çok hızlı geçiyor. Tabii ben 1989-94 arası çalıştım Devlet Demiryolları'nda. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de sürpriz oldu. O zaman gözlük takıyordum. Şimdi artık takmıyorum. Yani taksak da takmasak da değişmediği için artık çıkarttık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir soru gelmiş. İzninizle onu yöneltmek isterim size. Ahmet Oktay Aksu bir soru sormuş. Bir kurumun gelişmesinde vizyonu ve bunun temelinde eğitimli, donanımlı personelin olmasının çok mühim olduğunu söylüyor. Ve Genel Müdürümüz Bilal Bey, eski bir demir yolcu da olarak bu konuda neler söyler, nasıl tavsiyeleri olur diye size soruyor. Ya ben bunda havacılıktan yine örnek vereyim. Yani bir defa özellikle personelin eğitimli olması son derece önemli. Bizde mesela denetime gelince şu sorular hep sorulur. Peki bu adam bu işi yapıyor, eğitimini aldı mı diye. Bazı zorunlu eğitimler regülatif olarak söylenir. Mesela şu kişiler şu eğitimleri zorunlu olarak almak zorunda. Bir de şirketin ilave olarak verdiği eğitimler var. Dolayısıyla TCDD Akademi'nin kurulmuş olması bu açıdan güzel. Her bir pozisyonun minimum hangi eğitimleri alması gerektiği belirlenmesi gerekiyor. Bunların her illa sınıf eğitim olması gerekmiyor. Bizim de eğitim akademimiz var. Özellikle bu korona sırasında online eğitimleri sağ olsunlar çok iyi geliştirdiler. Dolayısıyla eğitim birinci şart. Onu da söyledim. Usta çırak ilişkisinden artık dökümandan iş yapma kültürüne geçiş olması gerekiyor. Bu yöne de muhakkak surette yatırım yapılması gerekiyor. Evet, başka sorumuz yok zannediyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan değerli katkılarınız için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.